Merhaba, yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Paspas'la beraber başlayalım dedik masalımıza. Eğer Paspas kucağımda durmayı kabul ederse, bu masalın içinde sırtlanı kendisi oynamayı istedi. Tamam mı oğlum, oynamak ister misin? Tamam, oynayacakmış. Hadi başlayalım o zaman. Bu akşamki masalımızın ismi Kaba Sırtlan. Adından da anlaşılacağı üzere kendisi öyle pek de sevilen birisi değil. Hadi bu sırtlan nerede yaşıyor bir oraya dönelim, onu anlatalım. Efendim, bundan yıllar evvel mi yoksa günümüzde mi, ne zaman geçtiği bilinmeyen bir masal bu. Ama nerede diye soracak olursanız, insanların yaşamadığı uzak mı uzak bir ormanda. Bu ormanın bir özelliği var. Etrafta ağaçlar o kadar sık, o kadar fazla ki içinde gezen hayvanlar ağaçlara çarpmamak için her zaman yavaş yavaş yürürlermiş. Bir de bu ağaçların arasında bir tanesi var ki büyük mü büyük, kocaman mı kocaman bir ağaçmış. Hatta gövdesi o kadar genişmiş ki bu ağacın yaşını tahmin etmek çok ama çok zormuş arkadaşlar. Şimdi gelelim bu ormanda yaşayan küçük canlılara. Bu ormanda hiç vahşi hayvan yokmuş. Hep küçük mü küçük, minik mi minik hayvanlar yaşarmış. Özellikle tavşanlar ve sincaplar bu ormanda çoğunluktaymış. Ama gel zaman git zaman ormana bir yeni bir hayvan gelmiş. Bu hayvan bir sırtlan. Paspascığım, burada sırtlanı sen oynayacaksın. Bu sırtlan ormanda sinsi sinsi dolaşıp önüne gelen küçük hayvanların yiyeceklerini alırmış onlardan. Oysa ki ormandaki bütün ağaçlar meyve ağaçları ve bütün ağaçlarda meyveler o kadar güzel, o kadar taze ve o kadar sulu sulu ki bütün hayvanlar ağaçlardan topladığı meyvelerle yaşamlarını sürdürebiliyorlarmış. Ama bizim bu küçük sırtlan o kadar hin ve o kadar kabaymış ki önüne çıkan bütün hayvanlara şöyle söylermiş. Hey, bana bakın, bana bakın. Gel bakalım buraya. Ver bakalım şu elindeki meyveleri bana. Aa, ama karşısına çıkan küçük tavşan ona şöyle söylemiş. Aa, sen ne kadar kaba birisin böyle. Ağaçlarda bir sürü meyve var. Üstelik doğru düzgün istesen elbette ki elimdeki meyveleri seninle paylaşırım demiş. Ama bizim kaba sırtlan kaba kaba konuşmaya devam etmiş. Of, boş versene sen. Ver şu elindekileri, ver bana. Sana emrediyorum. Bizim kaba sırtlan birazcık da iri yarı bir hayvan olduğu için karşısındaki küçük tavşanlar, küçük sincaplar da birazcık ufak kaldıkları için çaresiz elindekileri ne var ne yoksa sırtlana vermek zorunda kalırlarmış. Ve bizim kaba sırtlan onlara teşekkür bile etmeden homurdanarak oradan yoluna devam edermiş. Paspas birazcık bunaldı galiba. Hadi paspassız devam edelim biz masala. Şimdi bizim sırtlan yine bir gün tavşanın peşine takılmış. Tavşan elinde avucunda hiç yemeği kalmadığı halde ormanda dolaşırken o kadar yorulmuş ki şöyle bir ağacın dibine geçip dinlenmek istemiş. Bu sırada bizim o kaba sırtlan da tavşanın peşinde. Ama tavşanı yemek değil onun derdi. İstiyor ki bizim sırtlan tavşan meyveleri toplasın da sırtlan da gidip kabalık yapıp onun ellerinden meyveleri alıversin. O yüzden tavşan ağaçlardan meyve toplayana kadar sırtlan onun peşinde dolaşmaya devam ediyor. Derken bizim tavşan zıp 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 zıplayıp sıcaktan da biraz yorulunca ormanın ortasında size az önce bahsettiğim o büyük ağacın dibine kadar gelmiş. Bizim kibar tavşan ağaca yaklaşmış ve şöyle söylemiş. Güzel ağaç, canım ağaç, biliyor musun çok yoruldum. Acaba izin verirsen birazcık gölgende dinlenebilir miyim lütfen diye sormuş. Büyük ağaç yapraklarını hışırdatmış ve cevap vermiş küçük tavşana. Tabii ki küçük kibar tavşan, istediğin kadar dinlenebilirsin. Hatta istersen sana biraz daha gölge yapabilirim deyip yapraklarını birleştirip tavşanın üzerine güzel serin bir gölgelik hazırlamış. Ardından tavşan ağaca tekrar soru sormuş. Güzel ağaç, biliyor musun o kadar çok acıktım ki acaba rica etsem o güzel meyvelerinden birazcık yiyebilir miyim? Ve büyük ağaç cevap vermiş tavşana. Tabii ki seni güzel kibar tavşan, seni güzel meyvelerle buluşturmak isterim deyip dallarını aşağı eğmiş ve en lezzetli meyvelerini küçük tavşana vermiş. Bu sırada tavşanın o kibar konuşmasını ağacın arkasından dinleyen sırtlan şuna bak ne kadar da kibar bir tavşan. Kibar tavşanlardan nefret ederim deyip yeniden ağacın arkasına saklanmış.
Tam o sırada tavşan bir soru daha soracakken ağaç şöyle demiş tavşana. Güzel tavşan, görüyorum ki sen çok kibar birisin ve her konuşmanda lütfen diyorsun. Sana yardım ettiğimde teşekkür ediyorsun. Benim de sana bir hediyem var. Ağacımın gövdesinde bir kapı var. O kapıdan içeri girer misin? Tavşan tabii ki demiş ve büyük ağaç gövdesinden bir kapı açmış. Sanki kalbine giden bir kapıymış bu. Ve küçük tavşan ağacın gövdesinden içeri girdiğinde o da ne? Gördüklerine inanamamış. Ağacın içinde adeta sihirli bir orman varmış. Ve bir sürü meyve ağacı, üstelik ormanda gördüğü meyvelerden değil. Of, ormanda gördüklerinden çok daha güzel, çok daha lezzetli meyveler var bu ağacın gövdesinde. Tavşan bu ağaçlardan bir sürü meyve toplamış. Ve ağacın açtığı kapıdan tekrar dışarı çıktığında ağaç ona şöyle söylemiş. Güzel tavşan, lütfen bana bir söz ver. Sana ben kalbimin kapılarını açtım ve sen içeri girdin. Şşş, lütfen bunu kimseye söyleme demiş büyük ağaç. Küçük tavşan, tabii ki kimseye söylemem. Bana kalbinin kapılarını açtığın için sana çok teşekkür ederim güzel ağaç deyip pıt 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 oradan uzaklaşmış. Bizim sırtlan tavşanı görmüş. Hemen peşine düşmüş. Ağaçtan uzaklaşınca şöyle kuytu bir köşede tavşanın önünü kesmiş ve gel bakalım buraya seni küçük tavşan. Bizim tavşan korkudan ne yapacağını şaşırmış. Öylece kala kalmış. Ne istiyorsun benden kaba sırtlan diye sorunca bizim kaba ve görgüsüz sırtlan şöyle söylemiş. Ver bakalım şu elindekileri bana. Ver. Ama lütfen onlar benim yiyeceklerim. Sana ver dedim diye karşılık vermiş. Yani ona zorbalık yapmış bu kaba sırtlan. Tavşan çaresizce elindeki meyveleri sırtlana vermiş. Sırtlan meyveleri bir koklamış. Vay canına, bunları nereden buldun hemen söyle. Oysa ki sırtlan tavşanı zaten gizli gizli izlemişti. Tavşan da çaresiz doğruyu söylemek zorunda kaldı. Oysa tavşan ağaca söz vermişti. O gizli kapıdan içeri girdiğini kimseye söylemeyecekti. Ama kaba sırtlan ona o kadar kötü davrandı ve onu birazcık da korkuttuğu için tavşan çaresizce başına gelen her şeyi sırtlana anlattı. Sırtlan şöyle söyledi. Bana bak, o kapıdan ben de girebilir miyim, ne dersin? Tavşan cevap verdi. O kapıdan girebileceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü sen çok kaba bir sırtlansın. Of, sen ne anlarsın ki dedi sırtlan. Ve ön patileriyle kabaca bizim tavşanı pıt itekleyip yoluna devam etti. Ardından sırtlan ağacın yanına gitti. Ağaca şöyle bir baktı, yanına yaklaştı. İçinden şunları geçirdi. Bu tavşan oldukça kibar davranmıştı. Galiba benim de kibar davranma zamanım geldi. Yavaş yavaş şunun yanına gideyim, kibarca konuşayım da beni de o kapıdan içeri alsın ve ben de o en güzel meyvelerden yiyebileyim. Ama bizim sırtlanın bilmediği bir şey vardı. O büyük ağaç kimin gerçekten kibar davrandığını ve kimin gerçekten kaba olduğunu çok iyi anlayabilecek yaşta ve akla sahipti. Ardından sırtlan yavaşça ağacın yanına yaklaştı ve sahte bir kibarlıkla şöyle dedi. Merhaba güzel ağaç. Acaba lütfen şu güzel meyvelerinden yiyebilir miyim acaba lütfen rica etsem? O kadar saçma konuşuyordu ki ağaç onu görünce onun kaba davranışta, onun kaba bir sırtlan olduğunu ve gerçekten de kibar konuşmaya çalıştığını anladı. Ne istiyorsun benden dedi ağaç. Sırtlan sahte ve yapmacık bir şekilde kibar konuşmaya devam etti. Lütfen rica etsem, teşekkür etsem azıcık bana kalbini açar mısın? Ama ağaç onun kaba biri olduğunu anladı. Yine de ona bir oyun oynamaya karar verdi. Ağaç sırtlana döndü ve şöyle dedi. Tabii ki seni kibar sırtlan. Gel bakalım dedi ve gövdesindeki kapıyı açtı. Sırtlan ona teşekkür etmeden hop içeri daldı ama o da ne? Burası kapkaranlık. Sırtlan etrafta hiçbir şey göremiyordu. Ardından kapı bir anda kapanıverdi.
sırtlan şöyle dedi. Aman boş ver, içeri girdim ya. Şimdi şöyle patilerimle etrafı birazcık yoklayayım. Belki lezzetli meyveler bulabilirim. Ve bizim sırtlan ağacın kapısından içeri girdikten sonra karanlıkta dolaşmaya devam etti. Etrafa şöyle ilerledi ilerledi, patilerini attı. Güzel bir meyveye benziyor. Evet, güzel bir meyve. Ama karanlıkta önünü görmeden gördüğü her şeyi midesine doldurmaya devam etti. Ve bir süre sonra ne mi oldu? Sırtlan ağacın tekrar kapıyı açmasıyla dışarı çıktı. Ve ağaca teşekkür bile etmeden koşarak oradan uzaklaştı. Ama çok fazla gidemeden karnı ağrımaya başladı. Öylesine ağrıdı, öylesine ağrıdı. O kadar çok ağrıdı ki onun acısından garip garip sesler çıkarmaya başladı sırtlan. Sırtlan, of karnım, of midem. Ve sırtlanın bu mızmızlanmalarına ormandaki bütün hayvanlar toplanmıştı. Sırtlanın başına gelen hayvanlar şöyle söyledi. Sırtlan, ne oldu, iyi misin? Aha, karnım çok ağrıyor. O ağacın yanına gittim ve o ağaç bana çok kötü davrandı. Oysa ağaç ona kötü davranmamıştı. Ağaç dallarını gökyüzünde şöyle bir sallandırdı ve bütün hayvanları yanına çağırdı. Sırtlanla beraber bütün hayvanlar yeniden ağacın yanına geldi. Ve ağaç onlara şöyle söyledi. Sevgili hayvanlar, hepiniz bu ormanda yaşıyorsunuz. Ve her zaman benim yanımdan geçerken bana merhaba diyorsunuz. Her zaman bana güzel sözler söylüyorsunuz. Ve ben de size her zaman güzel meyveler veriyorum. Ama aranızdaki bu sırtlan bana hiç güzel davranmadı. Ve ormanda her zaman ben o sırtlanı görüyorum. Görüyorum ki her zaman size de çok kaba davranıyor. O kaba davrandığı için ben de onu gövdemdeki çürük meyvelerle ödüllendirdim. Sırtlan o anda başına gelen her şeyi anladı. Ve ağaca dönüp hayvanlara bir daha kötü davranmayacağına söz verdi. O gün bugündür sırtlan o sözü tutuyor mu bilmiyorum ama ormanda ne zaman diğer hayvanlara kaba davranan birini görürseniz bilin ki çürük meyveleri yemeye mahkumdur. Hepinize teşekkür ederim. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.